Allah gecenizi hayır etsin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Soru sahibi burada mı? Adım adım mı gideceğiz, bir bütün mü gideceğiz? Bize bir yol gösterseydi. Adım adım değil mi bu? Hepsini bir okuyayım, ondan sonra mı başa dönelim? Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Fakat onlar bunu kabul etmekten kaçındılar ve korktular. Onu insan üstlendi. Ahzab ayet 72. Bu ayet-i kerimenin sonunda herhalde değil mi? İnsan ne zalimdir diye. Baktın mı ayet-i kerimenin devamına? Neydi bu emanet? Yerlerin, göklerin ve dağların kabul etmediği. Mevlana'nın ve birçoklarının söylediği gibi insandaki seçim gücü, özgürlük ve irade. İtopyacılar ve idealistler yönetimde başarısız oldular. Thomas More, Eflatun ve Marx öncesi birçok hayalperest sosyalist öğreti getirdi. Peygamber de bir öğreti getirdi. Peygamberin öğrettiği ideoloji toplumun maddi ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken, İtopyacıların maddi şartlar ve imkanlarla hiçbir alakaları yoktu. Düşüncelerinde özgürlük, eşitlik, adalet ve barış ve mutluluktan yararlandığı aldatıcı en güzel şehirleri kurmuş olmalarına rağmen bunların dünyada gerçekleşme imkanı yoktu. Oysa İslam, cahiliye dönemindeki bazı örf ve adetleri de alıyor, örneğin yiğitler antlaşması gibi. Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam ederse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatör çıkar. Platon. İtopyacı, kendi döneminin sosyal ve ekonomik şartlarını ve gerçeklerini, adet ve gelenekleri dikkate almamakta ve boşlukta düşünmektedir. Realist ise düşüncesini mevcut gerçekler seviyesinde tutar. Mevcut durumu, yani statikoyu, açıklayarak işe koyulur ve muhafazakar davranır. Fakat İslam, insanların ifrat ve tefrit arasında gidip gelen fikri hareketlerinin ortasını bulur ve Kur'an'ın deyişiyle kendi toplumunu vasat, dengeli ümmet yapmak ister. Böylece biz sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için sizi orta bir ümmet kıldık. Bakara ayet 143. Onlar işlerini aralarında bir şura ile yaparlar ve kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Şura ayet 38. Kur'an gayri şahsi egemenlik der. Kişilerin, ailelerin ya da bir sınıfın egemenliğini reddeder. O servet ve nimetler yalnızca zenginlerin arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. Haşr ayet 7. Yine Kur'an servetin iktidar ve otoritenin elinde olmamasını emrediyor. Allah'ın kitabı şura ve infak diyor. Toplanın, ortak karar verin ve dağıtın. Toplumsal eşitlik, yani toplumsal eşitlik. İtopyacılar başaramadı. Realistler başaramadı. Sizce İslam başardı mı? Cumhuriyet şuradır. Egemenliğin şahıs ve hakim sınıfın elinden alınıp halka dağıtılmasındır. Günümüzde şöyle bir bakıyoruz. Bu da şüpheli.
öneriniz soru işareti. Bize şura ve infakı anlatır mısınız? İtopyacılar başaramadı. Evet. İtopyacıların başarması mümkün değildi. Tespit edilmiş zaten yazının başlangıcından itibaren. Çünkü İtopyacılar reel hayat yaşayan insanların hayatlarını görmediler. Bu itopik düşünce sufilere de bulaşmıştır. Bir kısım sufi yapılanmaları kendi dairelerinde itopiktir. Bu itopik sufi yapılanması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin İslam'ın kendi içerisindeki ritüellerini, ögelerini, anlayışını, düşüncesini serdedince o güne kadar gelmiş olan o itopik sufi anlayışının en büyük kırılma noktası oldu. Bu kırılma noktasından sonra bir müddet, yani 400'lerde, 500'lerde yine İslam'ın sufi kanadının içerisinde yine itopik düşünce ve davranışlar kendi içerisinde yer bulmaya çalıştı. Ne kadar yer buldular, bulmadılar, bu farklı bir şey. Ama hala da İslam'ın içerisinde itopik düşünen bir kısım akımlar, bunun yanında özellikle sufilerin içerisinde itopik düşünenler bu noktada hala da var. Realistler başaramadılar. Realistler başaramamalarının temel bence hatalarından birisi, insan sadece görünürden ibaret değil. İnsanın mana tarafını unuttular, görmemezliğe geldiler. Bütün her şeye madde bağlamında bakaraktan onlar da beceremediler, başaramadılar. Ama İslam başardı mı? En önemli nokta bu. Eğer itopiklere ve realistlere göre realistlere bakaraktan değerlendirecek olursak başardı. Ama bu fakire göre başaramadı. Niçin başaramadı? Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dönemi için söylemiyorum. İslam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden almış olduğu emaneti geriye doğru götürdü, ileriye doğru götüremedi. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müthiş bir tespit etmişti. Demişti ki benden önce dinin %50'si yaşandı. Benim zamanımda %25'i yaşandı. Benden sonra kalan diğer %25'i yaşanacak demişti. Ve böylece din yaşantı olarak tamam olacaktı. Din kural ve kaideler noktasında tamam. Yaşantı noktasında din tamam olmadı. Din tamam olmayınca da İslam, yani bunda Müslümanlar bu dünyaya mutluluk, bu noktada dünya üzerinde refahın, paylaşmanın kendince dinin olmazsa olmaz ögelerinin dünyaya hakim olmasında bunu Müslümanlar ne yazık ki başaramadılar. Biz kendi kendimize düşündüğümüzde
kendi kendimize egomuzu yükseltebiliriz. Bu hakkımız bizim, istediğiniz kadar yükseltin. Ama bu gerçeği ne yazık ki örtmemize yetmeyecek. Bugün biz kendi ülkemize baktığımızda, kendi ülkemiz İslam anlayışı, fikri, düşüncesi noktasında istenilen yerde değil. İslam dünyası zaten meydanda, saklanacak bir şey yok. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu, Yemen, daha ileri Pakistan, Bangladeş, Orta Asya'ya doğru gittiğimizde ve Afrika'da bunun içerisinde dahil, İslam'ın olduğu yerlerde ne yazık ki huzur yok. Bu acı bir şey. Bunun içsel sebepleri var Müslümanlara ait. Dışsal sebepleri var. Emperyalistlere, deccalistlere bakaraktan, yani dışsal sebepleri de emperyalizmin, kapitalizmin, ben onu komple iki kardeş çocuk olarak görüyorum. Deccaliyet diyorum ona. İslam da deccal diyor zaten. O deccaliyetin İslam dünyasındaki etkilerinin de bunda payı çok. Ama gönül arzu eder ki İslam dünyası bunu başarabilsin. Çünkü şu anda dünya üzerinde elle tutulacak, insanları mutlu edecek, maddi manevi insanları doyuma götürecek, maddi manevi huzura götürecek elde bir tek, ayakta bir tek inanış deyin, felsefe deyin, hayat standardı deyin, hayatın rengi deyin, hayatın amacı deyin, maksadı deyin, ne derseniz deyin, İslam kaldı. Çünkü dünya üzerinde işte tespit edildiği gibi faşizm mutluluk veremedi, komünizm mutluluk veremedi, sosyalizm mutluluk veremedi, kapitalizm mutluluk veremedi. Bunların hepsi de çok uzun yaşamadan kendi kendini kendi dairesinde bitirdiler. Hiçbirisi de insan fıtratına uygun bir felsefe ve yapılanma değildi. O yüzden bitmeye mahkumdular, bittiler. Ama İslam kendi kendisini yenileyebilen bir din. Her ne kadar hadisleri reddeden, ulemaymış gibi, din bilginiymiş gibi görünen insanlar olsa da o hadisler bizi yeniliğe götüren bir sürü içinde unsurlar taşıyorlar. Bunlardan birisi her 100 senede müceddit gelir. Bu mücedditler dinin yenilenmesine sebep olurlar. Din bu noktada yaşanabilir, algılanabilir, düşünülebilir bir noktada her daim kendisini yenileme noktasındaydı, yenileme dairesindeydi. Ama bu yenilenme, bu yenileme inkıtaya uğradığından dolayı ne yazık ki biz şimdi Müslümanlar olarak bütün insanlığa mutlu edebilecek bir örnek teşkil etmiyoruz. Baksa bir Avrupalı Müslümanlara bakmış olsa, bir Amerikalı Müslümanlara bakmış olsa, bir Rus Müslümanlara bakmış olsa, İslam dünyasına bakmış olsa, baksa hayatın, yaşanan hayatın kalitesine baksa, insanların kalitelerine bakmış olsa, Müslüman olmaktan çekinir. Bu da bütün İslam ülkelerinin, yani İslam'ı yaşayan Müslümanların bu noktada dinlerini yaşamadıklarını gösterir. Bizde bir yerleri suçlamak, bir yerleri bu noktada ne bileyim işte suçu onların üzerine yüklemek basit bir şeydir.
ama nefsimizle mücadele edemeyen bizizdir. Temiz düşünmeyen bizizdir. Temiz yaşamayan bizizdir. Etrafımızla kavga eden bizizdir. Mutsuz eden etrafını bizizdir. Evrensel kurallara uymayan yine bizizdir. Böyle olunca da ne yazık ki o dinin insanı mutlu eden, insanı mutlu eden tarafı hiçbir zaman hayata geçmemiş oluyor. Bireysel çabalar var. O bireysel çabalar bizim önümüzde bir prototip gibi duruyor ama biz o prototipleri çoğaltamıyoruz. Çoğaltamadığımızdan dolayı da bunun altından kalkamıyoruz. Kendimizce dini sadece ibadet noktasına hapsettiğimizden dinin sosyal hayatına, dini bu noktada ekonomik hayata, dini insanın kendi bireyinden çıkıp aile, aileden akrabalar içerisinde, akrabaların içerisinden topluma bu noktada yaşantı olarak ve ahlak olarak bir örnek teşkil edemediğimizden dolayı ne yazık ki biz bu noktada doğru prototipler olamadık. Olamayınca da bu tespit edilen işleri ve hareketleri yerine getiremedik. Kendimizce, kendimize ait dini saplantılarımız oldu. Kendimizce, kendimize ait dini öngörülerimiz oldu. Kendimizce dindenmiş gibi gördüğümüz sapıklıklarımız oldu. Ve biz böylece Müslümanlar olarak bu meselede battık. Diyecekler ki şimdi hepimiz diyebiliriz ki ben otururum size, başlarım. İngiltere böyle yaptı, Rusya böyle yaptı, Amerika böyle yaptı, İsrail böyle yaptı. O yüzden biz bu hale geldik derim. Hiçbirimiz suçu kendi üzerimizde almayız. Böylece onlara küfrederekten bu meselenin içinden çıkacağımızı zannederiz. Hiç demeyiz ki biz kendi evimizde daha istişare etmedik. Şimdi şeye geliyorum, şura ve infaka geliyorum. İslam bir meselede ehliyetli olanların toplanıp karar almasını ve bu toplanıp karar aldıktan sonra o karara uyulmasını emreder. Dinin bu noktadaki hükmü budur. Hani başka bir ayet-i kerimede de istişare et ve istişare ettikten sonra o karardan asla geri dönme der ayet-i kerimede. Din bize istişareyi emreder. Bu kendi mesleğinde, kendi sanatında, kendi konusunda insanların bu meselede onlardan istişare edip öyle hareket etmesini emreder. Eğer ki bir kimse savaş sanatlarını hiç okumadıysa, yani askeri bir bilgiye ve donanıma sahip değil ise, siz ondan askeri bir meselede istişare edemezsiniz. Bu dinin özüne aykırıdır. Hiç ticaret yapmamış bir kimseyle siz ticaret istişaresi yaparsanız batarsınız. Hiç siyaset yapmamış bir kimseyle siz siyaset istişaresi yaparsanız yine batarsınız. Ekonomiden haberi olmayan bir kimsenin ekonomiden ahkam kesmesi ne kadar doğru ise, bir askerin de ekonomiden ahkam kesmesi o kadar doğru olur. İslam bize kendi sanatlarında ve mesleklerinde zirveye oturmuş insanlarla, o konuda başarılı olmuş, o konuda söz sahibi olmuş insanlarla o meselelerde istişare etmemizi emreder. Çünkü varlığa baktığımızda, varlığın içerisinde en kıymetli olan insana baktığımızda, insanı ilgilendiren temel problemler vardır. Birincisi o insanın akıl emniyetidir.
O insanın can emniyetidir. O insanın mal emniyetidir. O insanın namus emniyetidir. O insanın nesep emniyetidir. Bunlar temeldir. Siz bir kimsenin can emniyetini düşünecekseniz, can emniyetini sağlayacak olan hukuk mekanizması ve ceza mekanizması gereklidir. Bunu sizin hukukçularla oturup bu meselede istişare etmeniz gerekir. Bir kimsenin mal emniyeti hem ekonomik hukukun oturması hem de emniyet hukukunun oturmasıyla mümkündür. Bir kimsenin akıl emniyeti bütün hukukların oturmasıyla mümkündür. O zaman hepsi de birbirine bağlantılı, ilintili, hepsi de birbirine girmiş vaziyettedir. Söz konusu olan insandır. Siz o insanın bu olmazsa olmaz emniyetlerini sağlamakla mükellefsinizdir. Bunu yapabilmeniz için sizin insanı ilgilendiren bütün bilim dallarında zirve yapmış kimselerle şura oluşturup herkesin bu noktada fikir ve görüşünü alıp ortak bir yönetim kurmak zorundasınız. Eğer bu ortak yönetimi kuramaz, eğer bu ortak problem çözme sanatını harekete geçiremezseniz, siz o toplumu huzur içerisinde idare edemezsiniz. Bunun oluşabilmesi için ayrıyetten o insanların kaliteli bir eğitim alıp, kaliteli bir eğitimden sonra bu hale gelmeleri gerekir. Ama dünya toplumu kaliteli bir eğitim alamamaktadır. Bugün Almanya'da da, Fransa'da da, Amerika'da da tam istenilen kaliteli bir eğitim yoktur. Bütün mevcut sistemler kendi sistemlerine uyacak birer makina yetiştirmektedirler. Almanya kendi siyasetine, ekonomisine, kendi çarkına kendisi bir köle yetiştirmede, makine yetiştirmede. Amerika ona keza, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, Portekiz'i, Rusya'sı, Türkiye'si, Çin'i, Hindistan'ı aynı. Dünya üzerinde bütün sistemler kendilerinin çarklarının dönebilmesi için, kendi çarklarının dönebilmesi için kendilerine birer tane köle veyahut da makine yetiştirmektedir. Türkiye'de de aynıdır bu mesele. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Japonya'da da aynıdır. Dünya üzerindeki bütün sistemler kendi tebaalarını, kendi insanlarını, kendi insanlarını birer köle, birer makina gibi yetiştirmede ve o insanlar yetiştirilmelerinden kaynaklanan bir körlükle kendi köleliklerine kendileri koşmaktadır. Birisinin okumama özgürlüğü var mı dünyada? Yok. Yok. Neden bir taneniz çıplak değilsiniz? Çıplak olanlar yoksulluktan çıplak. Öyle değil mi? Hiç çıplak dolaşmayı düşündünüz mü?
Erkekler olarak söylüyorum bunu. Anadan üreyen olarak değil, üstler olarak. Biz bir Alman gencinin çalışmamayı düşünmesini düşünebiliyor musunuz? Sakın çalışmaya karşı olduğumu düşünmeyin ha. Bir Alman genci Mercedes'in bir parçasıdır. Bir Amerikan genci Amerikan rüyasının bir parçası hükmündedir. Bir Türk kendince kendi sisteminin parçası hükmündedir. Bu sistem de dünya global sistem dedikleri sistem bu. Hani global ekonomi diyorlar ya, anlamıyoruz ya, bakıyoruz ya, bu global ekonomi ne? Anlıyoruz mu? Hayır. Birisi kalkıp televizyondan bize global ekonomiyi anlatıyor mu? Hayır. Ama biz global ekonomi yönetimi ile yönetiliyoruz. Öyle değil mi? Bunun dışına çıkabiliyor musunuz? Hayır. Ekonominiz global. Eğitiminiz global. Dininiz global. Aklınız global. Namusunuz global. Bütün dünyayı aynı namus anlayışına sokmak istemiyorlar mı? Televizyonlarda bağırıyorlar, öyle değil mi? Bekaret önemli değil. Ya nereden çıkarıyorsunuz bu bekaretin önemli olduğunu? Bekaret önemsiz bir şey. Avrupa'da da önemsiz. Burada da neden önemli olsun? Burada da önemsiz olsun. Global. Fuş global. Bakın global. Böylece ahlakınız global. Sizin yüksek ahlaklı kendi ahlak standartlarınızda yaşamanız mümkün değil. Askeriyeniz de global. Nereye bağlısınız? NATO'ya. Ne diyor NATO? PKK ile olan mücadelede bizim verdiğimiz silahları kullanmayın. Doğru mu? Doğru. Askeriyeniniz de ne yapmışlar? Globalleştirmişler. Siz Afganistan'a birlik gönderiyorsunuz. NATO emrediyor. Sizin askeriniz NATO'nun emrinde aynı şekilde. Ha ya NATO'dan çıkalım. Rusya da aynı. Çin de aynı. Global. İslam bu global deccaliyetin altında kardelen çiçeği gibi kaldı. Müslümanlar ne yazık ki bu global sistemde kendilerini kaybettiler. Müslümanlar da globalleşti. Ne yapıyoruz şimdi?
alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Global dünyanın ibadethaneleri. Global dünyanın ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Global bir sömürünün içindeyiz. Maaşlarımız nereye yatıyor? Bankalara. Bankalar hepimize birer tane plastik veriyor. Siz plastikle oynuyorsunuz. Parayı reel olarak sizin elinize vermiyor. Siz kaybedersiniz. Kalkar biriktirirsiniz. Kalkar birisine infak edersiniz. Şimdi infaka geçeceğim. Edemezsiniz. Neden? Üzerinizde 500 bin lira para yoktur. İnfak edemezsiniz. Neden? Üzerinizde 1000 lira para yoktur. İnfak edemezsiniz. Neden? Sizin günlük 5 lira, 10 lira vardır cebinizde. Geri kalan bankadadır. Siz düşürürsünüz, olur olmaz yerlere harcarsınız. Ve siz o parayı ancak kredi kartı kullanan bir yerden alışveriş ederekten harcarsınız. Böylece global bankacılık sistemine üyesinizdir. Global bankacılık sisteminin öngördüğü şekilde paranızı harcarsınız. Sizin aklınız yoktur çünkü. Özgürlüğünüz de yoktur. Siz bankadan gidip maaşın hepsini bir seferde çekmezsiniz. Zaten kredi kartlarını size de vermişlerdir. Siz hep borçlusunuzdur. Her ay borcunuz vardır. Ve her ay siz yatırılması gerekeni anca yatırır, borcu devredersiniz. Ve her ay o global sistem sizden faizi tıkır tıkır alır. Ama sakalınız benden uzundur, ayağınızda şal var, başınızda takke, koşturursunuz. Nereye? Namaza. Namaz insanı kötülüklerden alıkor. Faizden alıkoymaz sizi. Ödersiniz faizi. Ödersiniz. Daha da çok inat ederseniz size bir tane kaytan bıyıklı gelir. Hacı abi kar payı veriyoruz biz. Ondan sonra biz katılım bankasıyız. Biz diğerleri gibi değiliz. Onlar gibi değiliz. Aa! Ne ol? Ya olur mu? Faiz zaten o haram. Biz haram işlemiyoruz. Aa! Nasıl yani? Biz kar payı veriyoruz. Biz faiz dağıtmıyoruz. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'na bağlı bir kurum değil misin? Evet. Ticaret ve iflas hukukuna bağlı değil misin? Evet. Ben senden kredi alırsam, batarsam benim evimi satacak mısın? Satacaksın. Hanefi'ye göre satılması caiz değil, satamazsın. Nasıl yani? Basma ya. Hanefi'ye göre sen benim dükkanımı satamazsın. Ne kadar alacaklı olursan ol. Hanefi'ye göre sen benim dükkanımdaki sanat aletlerimi, çekicimi, desteremi, hızarımı, neyse, marangozsa marangoz makinalarını, adam işte presleri var, makine sanayini, satamazsın. Böyle bakıyor bana şimdi. Sen de icra iflas hukukuna bağlısın. Evet. Değişmedi bir şey. Senin adını değiştirmişler sadece. Sen kuru fasulyesin, içine salça koymuşlar, plaki olmuşsun. Başka bir şey değilsin. Global.
İşte o globalleşen dünyada kölelik de global bir şekilde. Almanya'nın kölesi Türkiye'nin kölesinden daha standardı yüksek. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Önceden böyle ağalar varmış, patronlar. Onlar kölelerine daha iyi bakıyormuş. Herkes ona bakarmış. Beni de yanına alsa diye. Bakın, kölelikten kurtulmayı düşünmezmiş. Beni o ağa alsa yanıma. Neden? Oranın ekmeği iki dilim fazla. Alman kölesi sizden iki dilim fazla ekmek yiyor. Global bir kölelik yaşıyoruz. Rus kölesi sizden bir dilim fazla ekmek yiyor. Değişen bir şey yok. Çin'dekiler sizin kadar yemiyorlar. Onlar bir avuç pirince talim ediyorlar. Bizim Hacı Ahmet anlattı. Çin'de dedi öyle fabrikalar var dedi. Öğlen yemeğine çalışıyorlar dedi. Çalışan işçiler öğlen yemeğine çalışıyorlar. Sabahleyin geliyorlar, çalışıyorlar. Ardından öğlen yemek yiyorlar. Öğlenden sonra da çalışıp gidiyorlar. Bir kısmı ise öyle de değil. Ya 8 saat çalışıyor, giderken yemeğini alıp gidiyor. Böyle kaldım ben. Hacı Ahmet dedim ya, böyle mi çalışıyorlar? Vallahi baba böyle çalışan yerler var dedi. Hem de yemek ne biliyor musun dedi. Ne dedim ben? Bir avuç pirinç dedi. Pilav yani. Bir avuç pilav. Mao'nun ülkesi, sosyalist dediğiniz yer. Kızacak şimdi solcular bana gene de. Onların köleliği bizimkinden daha aşağı. Şeyin ne o? Japonya'nın köleliği herkesten yukarıda. Ama onlar da köle. Şimdi bu noktada bizi ilgilendiren nokta, Müslümanlar kendi aralarında şurayı kaybettiler. İslam dünyası bu şura ayeti ve hadislerini işler hale getirmediler. İşler hale getirseler bir nebze kendi dairelerinde, kendi ölçülerinde, kendi coğrafyalarında belki de bir silkelenmeyi oluşturabileceklerdi. Ama zaten yani işi sizi ümitsizliğe sevk etmek istemiyorum. Siz böyle kendi kendinize bunları oluşturmaya başladığınızda sizin başınıza bir sürü mazeratlar açılacaktır zaten. Ama kendi içinizden yani kendi ülkenizden ama dışarıdan bir sürü mazerat açılacaktır. Çünkü o global sistem kendi işleyişini bozmak istemeyecektir. Hazreti Mevlana, ey oğul, hür ol, ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksınız der. İnsanları bu noktada bağlı kalmayı, bağlı durmayı ve hürriyetlerini kaybetmemelerini ister. Der ki, hür ol, hürriyetini kaybetme. Hürriyetini kaybetme. Ama siz hürriyetinizi yeniden tesis etmeye kalktığınız anda bilin ki kargaşa, bilin ki bombalar sizin kafanızda patlayacaktır. Buna rağmen hala da hürriyet derseniz o zaman kurtuluşa ereceksiniz. Önce kendi ülkenizde sizi hürriyete kavuşturacak olan dinin özüdür. Kabuğu değil. Kabuk lazım mıdır? Evet. Ama sizi özgürleştirecek olan dinin özüdür. Dinin özü iman ettiğin dini yaşama mücadelesidir. Gücünün yettiğince iman ettiğin dini tam anlamıyla yaşamaya başlarsın. Bugün ülkemizde din
namaz, oruç, hac üçgeninde kalıyor. Biz ibadet noktasında duruyor yani. O ibadetin de bir kısmı. Biz iman ettiğimiz dini felsefi boyutta yaşayabilenlerden değiliz. İman ettiğimiz dini tam anlamıyla yaşamaya çalışan, öğrenmeye çalışanlardan da değiliz. Bizim üzerimizde o kadar çok pranga var ki, bizde bir de o prangaları böyle kendimizce kutsallaştırmak da var. Sanki dini yaşamaya çalıştık da devlet başımıza bir tane polis koydu. Zaten siz dini tam anlamıyla yaşamaya çalışsanız polis sizin kafanızdan eksik olmaz. Eğer kapınızda polis yok ise bilin ki dini tam anlamıyla yaşamıyorsunuz. Evet. Zaten dini tam anlamıyla yaşamaya ve anlatmaya başladığınızda hemen anayasanın kanun maddesi sizin demokrasinin kılıcı gibi altına alacak. Dini teokratik bir sisteme dönüştürmekten küldür tek içeri gideceksiniz. Ne teokratik sistem? Dini. Ne dini var Türkiye'de? Bir, kalabalıklık açısından gidersek Müslümanlar var. Ondan sonra Hristiyanlar var. Ondan sonra Yahudiler var. Müslümanlardan sonra kendilerini biz İslam değiliz, bir kısmı İslam'ız, bir kısmı İslam değiliz dedikleri, biz farklı, biz Alevi'yiz dedikleri, Alevi'seniz Şia mısınız? Şia da değiliz. Sünni misiniz? Sünni de değiliz. E nesiniz? Alevi'yiz. Sizin kitabınız var mı? Yok. Ne var kitabınız? İşte şu var, bu var. Ya getirin okuyalım. Yok. Gelin ortak bir noktada buluşalım. Kur'an mı sizin kitabınız? Bir kısım Alevi Kur'an. Ya Kur'an'a göre içki haram. Bizim dedelerimiz içiyor. Bir de bu var Türkiye'de mevcutta. Ayrıca küçük küçük gruplar var. Herhangi inanışa sahip olup olmayan ateistler var. Önemli değil. Sonuçta ateizm de bir din. O da bir din. Ama siz bu noktada biraz ileri giderseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teokratik sisteme dönüştürmekten savcılığının önünde bulursunuz kendinizi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu manada gerçek dini anlatamaz kürsülerinden. O zaman orta yerde bir kandırmaca var. Bu kandırmaca global bir kandırmaca. Sizin dinini yaşamanız da global sistemi müsaade ettiği kadardır. Sizin inancınız da global sistemi müsaade ettiği kadardır. Bu noktada sizin hangi ülkede yaşadığınız önemli değildir. Fransa'daki de Türkiye'deki de sonuçta global sistemin müsaade ettiği kadar dini yaşayacak ve inanacaktır. Böyle olunca da siz şura oluşturmakta güçlük çekersiniz. Şurayı oluşturamazsınız. Ve bunun içerisine cehaleti de kattığımızda zaten ortalık dağılır. Şurayı oluşturamadığımız gibi biz infakı da oluşturamayız. İnfak zekat farz kılıncaya kadar, kılınıncaya kadar Kur'an ve sünnetlerde sadaka olarak geçerdi. Namaz farz kılınıncaya kadar Müslümanlar namaz kılarlardı. Oruç farz kılınıncaya kadar Müslümanlar oruç tutarlardı.
Muharrem orucu bu oruçlardan birisi Muharrem orucu bu oruçlardan birisi oruç farz olunmazdan önce tutarlardı. Namaz da aynı, teheccüh kılardı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Namaz farz kılınmazdan önce. Zekat farz kılınmazdan önce de Müslümanlar sadaka dağıtırlardı, infak ederlerdi. Buradaki infak ölçüleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değerlendirirdi ilk zamanlar. Ve bu infak ölçülerinin farklı zamanlarda farklı tecelliyatları vardı. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri malının tamamını infak etmişti. Savaşla alakalı bir meselede. Medine'nin savunmasıyla alakalı bir savaşta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri İslam'ın başlangıcında Müslümanların ilk zamanlarında çok zayıflar, malının tamamını infak etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun malının tamamını infak etmesine bir söz söylemedi. İslam'ın, Müslümanların o gün için ona ihtiyacı vardı. O malının tamamını infak ettiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretlerini geçmeyi kendi kendisine niyet etmişti. O da malının yarısını infak etmişti. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun malının yarısını infak etmesine de bir söz söylememişti. Bunun gibi savaş zamanlarında infak meselesi zirveye çıkardı. Müslümanlar asker donatmakta, askeri tesisat donatmakta, herkes kendi gücünce infak eder, yiyecek verir, asker donatır, silah verir, at verir, binek verir. Bununla alakalı hadis-i şerifler de vardır. Teşvik edilirdi. Ama Müslümanlar kuvvetlenince, bu kuvvetlenmede belli bir noktaya gelinince malının tamamını infak etmek isteyen bir sahabeden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri malının tamamını ondan almadı. O yarısını vermek istedi, yarısını da almadı ondan. Son noktada onun dörtte bir malını infak etmesini istedi. Ve dedi ki ona, arkandan sana dua edecek çocuklarına mal bırakmak istemez misin? Çocukların sana dua etmesin. Ve böylece sadaka, infak etmek, zekatın oturması ve emredilmesiyle düzene girdi. Artık herkes malının kırkta birini, ticaret mallarının kırkta birini zekat vermekle mükellef oldu. Böylece nasıl Ramazan orucu farz kılınınca diğer nafileleri dileyen yapsın, dilemeyen yapmasın denildiği gibi şimdi de zekatla alakalı mesele bir hukuka bağlanınca artık sadakayla olan kısım infak etmek, yani sadaka vermek insanların dilemelerine kaldı. Şimdi Türkiye'de diyor ya, işte sana neyi vermeyi soruyorlar. De ki ihtiyacınızdan fazlasını. Harika. İyi. Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Hadi bütün yılını oruç tut. Ayet-i Kerime'de haç bir sefer demiyor. Ayet-i Kerime'de haç bir sefer değil. Size haç emredildi. Hadi her sene gidin. Hatta hadi devamlı gidin. Biz senede birini nereden çıkardık?
Pardon, özür dilerim. Ömründe bir seferi nereden çıkardık biz? Hadis-i Şerif'ten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu ayet-i kerimeyi okudu. Sahabeden biri sordu. Her sene mi ya Resulallah? Sustu. Durdu, tekrar sordu. Her sene mi ya Resulallah? Yine sustu. Üçüncü de tekrar sordu. Her sene mi ya Resulallah? Canı sıkıldı. Yüzü kızardı. Geçmiş ümmetler dedi, çok soru sormaktan helak oldular. Size her sene desem buna güç yetiremeyeceğinizi düşünüyorum. Ha bak, her sene diyebilirim. Her sene gitmeniz benim hoşuma gidecek. Ama size her sene dersem buna güç yetiremeyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden ömrünüzde bir sefer gitmeniz size yeter dedi. Hadi her sene gidin. İslam itidal, orta dinidir. Her şeyin ortasını ister bizden. Der ki, kazancının 1/40'ını infak edeceksiniz. Nisap miktarıyla. Der ki, 30 Ramazan oruç tutacaksınız. Der ki, 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Der ki, yılda ömrünüzde en az bir sefer hac farizasını yerine getireceksiniz. Şimdi, ama şu bir gerçek. Müslümanlar kendilerinden beklenildiği kadar cömert değiller. Dinin öngördüğü, dinin onlara yüklemiş olduğu infak müessesesini çok iyi çalıştıramıyorlar. Burada bir sıkıntı var. Burada bir problem var. Bu problemi yok görmek, bu problemi es geçmek, bu noktada her şey güllük gülistanlıkmış gibi demek gibi bir şey. Öyle değil. Gönül arzu eder ki Müslümanlar infak noktasında biraz daha hassas davransınlar. Etraflarına görüp gözetme, ihtiyaçlarını görme, onlara destek çıkma noktasında biraz daha hassas davransınlar. Ama Müslümanların biraz da bu kendi içlerinde bu meseleyi kendi nefislerine kullanan, kendi nefislerine bu meseleyi devşiren cemaatler, gruplar, kişiler, şahıslar çıkınca Müslümanlar bu noktada ne yazık ki olması gerektiği noktada değiller. İnfakla alakalı, ben Türkiye'deki Müslümanlarla alakalı söyleyeyim, problemliyiz. Bu konuda biz infak müessesesimizi düzgün bir şekilde çalıştıramıyoruz. Biz bu noktada şura müessesesini de çalıştıramıyoruz. Allah bizi bu noktada derlenip toparlananlardan eylesin inşallah. Seçim öncesi bazı dindar şahısların ayet ve hadis söyleyerek oy kullanmanın büyük şirk olduğunu anlatıyorlarmış. Oy kullanmak şirk midir? Şirk değildir. Yani bunu böyle söylemenin bir anlamı yok. İnsanlar gidecekler, kendilerince kendilerini idare edecek olan bir partiyi seçecekler. Hangi partiyi seçiyorlarsa seçsinler. Müslümanların Darülharp'te kendilerine Darülharp imamı seçmeleri vaciptir. Bunu söyleyen genelde
İsim vermiyordum önceleri, artık veriyorum. Selefi Vahabi çizgisinde olanlar söylüyorlar. Vahabi çizgisinde olanlar söylüyorlar çünkü Suudi Arabistan'da seçim yok. Açık açık söylüyorum. Aynı Selefiler Mısır'da seçime giriyorlar. Yarın öbür gün Suudi Arabistan devleti herhangi bir yerde muhtar seçimleri yaparsa ne diyecekler onu anlamıyorum. Onu o zaman ne diyecekler kendi kendime düşünüyorum. İslam'da seçme, seçilme var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri şura kararıyla halife oldu. Şura'da kimler vardı? Aşere-i Mübeşşere vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri şura kararıyla halife oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri şura kararıyla halife oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri şura kararıyla halife oldu. Bizim kızdığımız, bizim yerin dibine batırdığımız, bizim sevmediğimiz, istemediğimiz ve sultanlığa geçiş olan Muaviye'nin yaptığı, yani Muaviye ne yaptı? Yezid'e, yani kendisinden sonra oğluna halifeliği bıraktı. Bütün İslam dünyası buna reddiye düzdü. Babadan oğula geçti diye. Ve İslam asla böyle bir sultanlığı kabul etmez diye. Yani o zaman Yezid'in halifeliğine itiraz eden ulemanın büyük bir çoğunluğu Selefi imamlarıydı. Ve karşı çıkış noktaları babadan oğula icazetle olamayacağını, bir şuranın seçimiyle bunun olması gerektiğini söylüyorlardı. Söyler misiniz bana, Suudi Arabistan'da babadan oğula geçmiyor mu şimdi? Şura kararıyla mı seçiliyor? Merak ediyorum, Suudi Arabistan'da bir seçim olursa kraliyet ailesi seçimi kazanır mı kazanmaz mı diye. Her seçim döneminde bunlar çıkıyorlar, diyorlar ki oy kullanmanız şirk. İyi, ne yapalım kardeş? Yaşama, senin burada yaşaman da şirk o zaman. Niye yaşıyorsun ki burada? Gidin, oyunuzu kullanın. Bitti. Müslüman daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruya doğru koşmakla mükellef. Eşim hep kendini kaftanında görüyor, sürekli iddia oynuyor. Oynama haram diyorum, sana ne oynayacağım diyor. Ona karşı nasıl davranmalıyım? Bana akıl verir misiniz? Tam yerinden akıl istiyorsun ya. Akılsızdan akıl istemek kadar zor bir şey yok. Allah bizi affetsin. Hani siz aşkı anlatırdınız uzun uzun. Sizin anlattığınız şekildeki o aşkı bir insan kaybetmiş. Yüreği yanıyorsa ne yapmalı? Benim anlattığım aşkı hiçbir zaman hiçbir kimse kaybedemez. Kaybediyorsa o zaman o kimse gerçekten hakiki manada aşk yaşamamıştır. Yalancıktan yaşıyormuş gibi görünmüştür. O ayran içip de
Rakı içtim numarası yapanlardanmış o. Sahte kabadayı yani. Sahte sarhoş. Hani ayranı doldururlar. Ayran içiyordur ama rakı içiyor numarası yapan. Ondan sonra bakarsın bir de sallanır orta yerde o. Bir de allof der. Ayran içmiş o. Bizim aşkımızdan tadan ayılmaz bir daha. Ayıldıysa tatmamış. İzniniz olursa, müsaadeniz varsa sizden ders almak istiyorum. Bir de virt nasıl çekilir, dersleri verirken kaideler nelerdir? Sen bizden uzak dur. Başını yakma. Alevi bir erkekle sünni bir bayanın evlenmesinde sakınca var mıdır? Alevinin hangi noktada aleviliğine bağlı? Sufi ne zaman esma alır? Ne yapacak sufi esmayı alıp? Bu bir zamana bağlı mıdır ki? Saate mi bağlı bu? Başını ayak altına alınca yıldızların üstüne ayak basarsın. İyi al da bir gör. Başını ayağının altına. Hazreti Mevlana'dan beyit koymak çok güzel. Al bir başını ayağının altına. Biri gelsin, hatta kendi ayağının altına alırsan kendi kendine çiğnemen kolay. Bir başkası çiğnesin bakalım senin başını bir. Bir koy bir eşiğe, gelen geçen bir çiğnesin başını bakalım bir görelim. Beyit tecelli etsin. Bir öte git desin birisi sana. Bugün sevgiliyi gördüm. Her işe, her güce tat veren, yapmasını kolaylaştıran o güzeli gördüm. O görmüş de yazmış sen. Sen hiç sevgiliyi gördüysen, Hazreti Mevlana'nın sevgilisini gördüysen, bu beyti okurken 118 sefer takla atman lazımdı. Bu kadar güzel yazamazdın. Elin titrerdi senin. Sen bu beyitleri yazarken elin titremediğine göre sana sevda dokunmamış hiç. Sana aşk hiç değmemiş. Eğer sana değseydi yazamazdın zaten, çökerdin. Derdin ki onun sevgilisi nasıldı acaba? Bir düşünürdün, gerisini yazamazdın zaten. Sen Hazreti Mevlana'nın sevgilisini bir nebze düşünseydin arkadaki beyitler gelmezdi. Ben bak bunu böyle okudum kaldım. Gerideki beyitleri okusan ne olacak, okumasan ne olacak dedim. Bugün sevgiliyi gördüm dediğinde kaldın orada. Hadi bakalım sen gördün mü? İdrak ettin mi? Anladın mı? Bu o dedin mi? Hitap aldın mı? O kadar güzel, o kadar nurluydu ki adeta Mustafa'nın ruhu gibi göklere yükseliyordu. Hiç sen Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhunun göklere yükselirken seyrettin mi? Arkasından bir hüzün deryasına daldın mı? Kaldın mı yayan, o önde sen arkada durdun mu öyle? Onun gittiği yerde seni almayıp senin yerin buraya kadar dediler mi hiç sana? Demedilerse anlamazsın bu dilden. Beyhude okumuş olurum. Peşine düşmediysen onunla beraber. Anlaman mümkün değil.
O yüzden Divan-ı Kebir'ini özel aşıklarına yazmış. Okunsun diye değil, yaşansın diye. Nama Divan-ı Kebir okursunuz. Güzel bir şey okumak. Yaşamak ondan daha güzel. O için bir aşık lazım. Aşığın yok ise anlamazsın. Anlamazsın. Biraz ukalalık gibi oldu ama böyle. Güneş Hazreti Mustafa'nın yüzünü gördü de utandı. Gök de gönül gibi yarılmıştı, parçalanmıştı. Hiç bu anı, bu enstantane halinde yaşadın mı ki? Suyun ve kara toprağın, bütün yazmış, bir de arkasını demiş ki şerhini lütfeder misiniz? Vay! Neyse, bu uzun. Suyun ve kara toprağın üstüne onun parıltısı vurmuştu da bu yüzden su ile toprak ateşten de daha fazla parlamıştı. Cenab-ı Hak bütün varlığa nurunu saçıverdi de bütün her şey kendi asli hüviyetine kavuştu. Göklere çıkmak istiyorum, lütfen bana merdiveni gösteriniz diye niyazda bulundum. Buyurdu ki senin başın merdivendir, başını ayağın altına al, başına bas da yüksel. Bak başını ayak altına alınca yıldızların üstüne ayak basarsın sözünü burada da şerh etmiş işte kendisi. Ayağını başının üstüne koydu, koyunca yıldızların üstünde ayak basarsın. Oo, üsttekini bir daha söyledi. Nefsani arzularını, şehveti yendiğin zaman havada yürürsün. Haydi adımını at ayağına, havanın üstünde koy da yüksel. Şehvetini ayak altına aldığın nefsini, isteklerini yendiğin zaman göklerde, havalarda sana yüzlerce yol belir ve sen seher vaktinde yapılan dua gibi göklere yükselirsin. Şerhini lütfeder misiniz? Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ve diğer kitaplarda geçen kalp kelimesiyle iki göğsümüzden arasında organ mı kastedilen, oradan mı hissederiz? Akıl denince kafatasımızın içindeki beyin mi düşünürüz? Ruh deyince neyi anlarız ve sır nedir? Yani kalp, akıl, ruh ve sır, bunların hakikati nelerdir? Allah yardım etsin. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm.